arkadaşlar. Trigonometri 1'in ikinci testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda eksi 2580 derecelik açın esas ölçüsünü sormuş. Şimdi böyle eksili olduğu zaman ilk başta hiç eksisi yokmuş gibi 2580'in esas ölçüsünü bulurken ne yapıyoruz? 360'a böleceğiz. Burada böldüğümüz zaman 8 defa ya da 7 defa olabilir. Buradan 0, 42 gelecek, 4 de var. O buradan 21, 24 gelecek. Pardon 25 gelecek. Buradan da kalanımız 60 oldu. Şimdi kalanımız buradaki 60 derece aslında. Ama bize normalde şimdi pozitif olsa direkt esas ölçümüz 60 olacaktı. Ama eksi olduğu için esas ölçümüzün başına eksi alıyoruz. Yani eksi 60 derece gelecek. tabi esas ölçüyü negatif bırakmadığımız için de bunu pozitife çevirmek için 360 derece ekliyoruz. Negatife pozitife çevirene kadar 360'ları ekleyebiliriz. Eksi 60 derece artı 360 dereceden de cevabımız 300 derece gelecek. Evet ikinci soruda da 54 pi bölü 7 radyanlık bir açının esas ölçüsü kaç radyandır diye sormuş. Bunda da e, bu şekilde radyanlı verdiğinde esas ölçüyü şöyle yapıyoruz. 54'ü paydadaki ifadenin iki katına bölüyoruz. Yani 14'e böleceğiz. Buradan 3 defa gelecek 42 kalanımız da buradan 12 olacak. Dolayısıyla buradan da e, tekrar esas ölçümüzü yazarken buradaki kalana göre 12 pi bölü diyoruz. Paydaya da yine aynı şekilde buradaki paydaya yazıyoruz. Yani 12 pi bölü 7 gelecek. Dolayısıyla bu ifadenin esas ölçüsü 12 pi bölü 7 oldu. Evet üçüncü soruda da eksilisini vermiş. Yine birinci sorudaki gibi hiç eksisi yokmuş gibi 75'i 8'in 2 katı olan 16'ya böldük. Buradan şöyle diyelim 5 defa olsa 80 gelecek. 4 defa dersek 64 olacak. Kalanımız 11 oldu. Dolayısıyla burası ne diyoruz? Kalandan başlıyoruz. Yani 11 pi bölü paydayı yine aynı şekilde yazdık. 11 pi bölü 8. Ama bunun eksi olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu da yine aynı şekilde negatifi pozitife çevirmek için nasıl birinci soruda 360 eklediysek radyandan dolayı da 2 pi'leri ekliyoruz ve bunu pozitife çevirmeye çalışıyoruz. 8'de 2 pi çarptık 16 pi. Eksi 11 pi'den de 5 pi geldi. Yani 5 pi bölü 8 esas ölçümüz oldu. Evet dördüncü sorumuz ifadesinin değer aralığı hangisidir demiş. Şimdi sinüs x için biz sinüs x'in eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde kosinüs y'nin de yine aynı şekilde eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyoruz. Bu zaten birim çemberden dolayı geliyor. Şimdi sinüs 3 sinüs x istediği için bu ifadeyi 3 ile çarptığımız zaman eksi 3 çarpı 3 sinüs x Küçük eşittir 3 geldi. Burada artı 4 kosinüs y dediği için 4 ile çarptık. Eksi 4 küçük eşittir 4 kosinüs y küçük eşittir 4. Bunları toplamamızı istediği için direkt altına yazalım. Eksi 4 küçük eşittir 4 kosinüs y küçük eşittir 4. Taraf tarafa topladığımız zaman burası eksi 7 küçük eşittir 3 sinüs x artı 4 kosinüs y küçük eşittir 7 geldi. Bu kısmı bulduk. Artı 2 istiyor biz bir de. Her tarafı da o zaman 2 eklediğimiz zaman eksi 5 küçük eşittir. Buradaki ifadenin artı 2 ekledik bir de. Küçük eşittir 7 artı 2'den 9 geldi. Şöyle tekrar yazayım. 3 sinüs x artı 4 kosinüs y artı 2. Bizden istediği ifade burada oldu. Aralığına da baktığımız zaman eksi 5 ile 9 aralığında ve kapalı aralık olacak tabii ki dahillik olduğu için. O yüzden de cevabımız E şıkı gelecek. 5. soruda ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi öncelikle e, buradaki ifade sinüs x eksi 10 ifadesi vermiş. Şimdi sinüs açının ne olursa olsun x de olsa x eksi 10 da olsa her türlü alabileceği değer eksi 1 ile 1 arasında aynı şekilde kosinüs için de geçerli. 7 sinüsten bahsettiği için bunu 7 ile çarptık. Eksi 7 sinüs x eksi 10 küçük eşittir 7 geldi. Şimdi burada yine aynı şekilde kosinüs açısı için kosinüs y de olsa y artı 10 da olsa içerisi fark etmez. Her türlü eksi 1 ile 1 arasında. 24 tanesini istediği için 24 ile çarptık. Eksi 24 hatta direkt altına yazacağım burada. Eksi 24 küçük eşittir. 24 kosinüs y artı 10 küçük eşittir. Burada aynı şekilde 24 ile çarptık. Küçüktür küçük eşittir 24 geldi. Burasını taraf tarafa topladığımız zaman burası eksi 31 küçük eşittir. Bizden istediği ifade bunu zaten aynısını buraya topladık. Hiç yazmayalım. 24 artı 7'den de artı 31 geldi. Dolayısıyla ifadenin alabileceği en büyük değer de, burada dahilik olduğu için en büyük değer 31 oldu. Altıncı soruda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Şimdi sinüs 10 kosinüs 80'e eşit. Şunu biliyoruz ki biz sinüs ve kosinüs için birbirlerinin 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Dolayısıyla 10 ile 80'i topladığımız zaman 90 yapına göre birinin sinüs birinin kosinüsüne eşittir diyoruz. Aynı şekilde tanjant ve kotanjantlar için de birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantı kotanjantına eşittir. Bu da doğru. Sin 45 kos 45 yine 90 dereceye tamamladıkları için eşit. Şimdi tanjant 30 kotanjant 30'a değil, kotanjant 60 dereceye eşit. Dolayısıyla buradaki yanlış oldu. Cevabımız buradan E şıkkı gelmiş oldu. 7. sorumuzda ifadesinde A hangi aralıkta değer alır demiş. Şimdi e, A'nın alabileceği değeri bulabilmemiz için o zaman burada A'yı önceki tek başına bırakmamız lazım. Hatta şöyle diyelim. Biz buradaki kosinüs 2x'in bir aralığı ile ilgili bilgimiz var. Sonuçta içerideki ifade ne olursa olsun açı. Kosinüs ifadesi her zaman için eksi 1 ile 1 arasında. O zaman kosinüs 2x ifadesi 2a eksi 3'e eşit olduğuna göre bunu gördüğümüz yere 2a 3 yazalım. Artık 2a eksi 3'ün eksi 1 ile 1 arasında olması gerektiğini bulmuş olduk. A'yı istediği için A'yı tek başına bırakmam lazım. Eksi 3'ten kurtulacağız öncelikle. Her tarafı 3 eklediğimiz zaman artı 3 yazdık buraya. 2 geldi. Küçük eşittir 2A. Küçük eşittir 3 ekledik 4 oldu. Her tarafı 2'ye böldük. 1 küçük eşittir A küçük eşittir 2. Dolayısıyla A'nın aralığı 1 ile 2 gelmiş oldu. 8. soru da, işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi tanjant 15 ve tanjant 75 ifadesi verilmiş. Burada şöyle diyelim 4 ile 4'ü çarptık zaten 16 geldi. Tanjant 15 bunlar sonuçta 15 ile 40, 75 birbirinin 90 derece tamamladığı için tanjant 75 değeri, değeri aynı zamanda kotanjant 15 e eşittir biliyorsunuz. birbirinin 90 derece tamamladıkları için. O zaman ben buradaki ifade için bunu aynen yazacağım. Tanjant 15 tanjant 75 yerine de kotanjant 15 yazacağım. Paydaya baktığımız zaman 8 parantezini alabiliriz burasında. Burada da nedir? Sin kare 35 artı burada sin kare 55 verilmiş. Şimdi e, şöyle bir ifademiz vardı. Sin kare x artı kos kare x ifadesi 1'e eşitti. Bunu biliyoruz sonuçta bu özdeşliği. Burada da bir sin kareyi gördük. Demek ki burasında kos kare olsa. Mesela 55 ile 35 zaten birbirini yine 90 dereceye tamamlayan açılar. Biz sin kare 55 yerine kos kare 35 yazarsak yine birbirlerine eşit. Çünkü 55 ile 35 topladığımız zaman 90 birine sinüs birine kosinüs ne eşit. O zaman sin, e, sin kare 55 yerine kos kare 35 yazdığımız zaman. Şimdi paya baktık payda da şöyle bir ifademiz var. Tanjant A çarpı kotanjant A ifadesinde 1 eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası tanjant 15 çarpı kotanjant 15 1 geldi. Burası 16 oldu. Buraya baktığımız zaman sin kare 35 artı kos kare 35 de buradaki özdeşlikten dolayı burası da 1. Payda 8 kaldı. 16 bölü 8'den de cevabımız 2 geldi. 9. soruda eşitlikler verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Sin 40 var. Burada da sin 40 var. Kos 50 var. Kos 50 var. Şimdi burada bazılarını dönüştürelim. Biz sonuçta sin 40 ifadesi birbirini 90 derece tamamlayacağı için sin 40 kosinüs 50'ye eşit. Bunu biliyoruz. Burada o zaman şöyle yapalım. Mesela herhangi bir tanesi. Mesela kos 50'yi sin 40 yapalım. Burada da aynı şekilde cos 50 yerine sin 40 yazdığımız zaman. Şimdi burada da sin 40 burada da sin 40 ortak paranteze aldığımız zaman x eksi 2 çarpı sinüs 40 geldi. Karşı tarafta da aynı şekilde burada 4 var burada eksi x var yine sin 40'lar ortak. O yüzden 4 eksi x çarpı buradan da sin 40 geldi. Sin 40'lar sadeleşti. x eksi 2 ifadesi 4 eksi x'e eşit. x'i diğer tarafa gönderdik 2 x eşittir 6'dan. x değerimiz buradan 3 geldi. İkinci kısma baktığımız zaman da yine kotanjant 10 tanjant 80 birbirine eşit. Burada tanjant 80 var. O zaman burası kot 10 yerine tanjant 80 yazdık. Burası iki tane tanjant 80 oldu. Burada y çarpı tanjant 80 olduğuna göre tanjant 80'ler gitti. Burada da y değerini 2 bulduk. Biz x ile y'nin toplamını istediği için de cevabımız 5 geldi. 10. soruda a ve b değerleri verilmiş. Buna göre farkını istiyor bizden. Şimdi öncelikle a değerini bulalım. Bunlar da şöyle birim çember üzerinden de faydalanabilirsiniz. Şöyle diyoruz mesela burası sin, burası cos 0 ve sin 0 geleceği için buradaki açımız. Burası nedir? 1'e 0 gelecek. Buradaki açımız cos 90'a sin 90 gelecek. 0'a 1 olacak. Buradaki açımız cos 180'e sin 180 gelecek. Eksi 1'e 0. Burası 270 derece. Cos 270'e sin 270 gelecek. Burası 0'a eksi 1. 360 derecede yine 0'a alıyoruz. Buna göre sin 90 değerimiz burada olduğuna göre sinüsü ikinci bileşende arıyoruz. Sin 90 değerimiz 1. Ezberi biliyorsunuz zaten işiniz daha kolay. Kosinüs 180 değerimiz eksi 1. Sinüs 270 değerimiz burada da söyledik. Eksi 1 geldi. Buraya bakalım. 1 artı 1 bir. artı 1'den cevabımız 3 geldi. B'ye bakalım. Kosinüs 90 değerimiz 0. Tanjant 360 değerimiz. Şimdi tanjant 360 için şöyle yapacağız tabii. Sinüs 360 bölü kosinüs 360 diyeceğiz. Sinüs 360 değerimiz aynı zamanda sinüs 0'a eşitti. O da 0 olduğuna göre 0 bölü kosinüs 360 o da 1 gelecek. 0 bölü 1'den 0 olacak. Tanjant 360 0. Sinüs 270 değerimiz de zaten şuradakine eşit. Dolayısıyla orası da eksi 1 geldi. Eksi ile eksiği çarptığımız zaman da B değerini buradan 1 bulduk. A değerimiz 3. 3 eksi 1'den cevabımız 2 geldi. Evet 11. sorumuzda ifadesi hangisine eşittir demiş. Şimdi 1, bir, bir eksi tanjant 40 çarpı kotanjant 50. Bunlar yine birbirini 90 derece tamamladığı için tanjant 40 çarpı tanjant 50 yerine kotanjant eğer 40 yazarsak. sonra tanjant a çarpı kotanjant a değerinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Açı ne olursa olsun eşitseler eğer çarpımları 1. Dolayısıyla tanjant 40 çarpı kotanjant 40'tan şu kısım 1 geldi. Yani 1 eksi 1 oldu. Eksi sinüs 20. Kosinüs 70 değeri var. Şimdi burada sinüs 20 ile 70 ile 90'ı tamamlıyoruz. Kos 70 yerine de aynı değerler olması için burasına sinüs 20 yazdım. Buradaki birler zaten gitti. Eksi sin 20 bölü sin 20'den cevabımız eksi 1 geldi. 12. sorumuzu yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi sekant x sekant x değeri 1 bölü kosinüs x çarpı kosinüs x gelmiş sadeleşti. Işte şurası 1 geldi. Kosekant x o da 1 bölü sinüs x çarpı sinüs x'ten bunlar da sadeleşti. Burası da 1 geldi. 1 artı 1'den 2 doğru. Buraya baktığımız zaman 1 eksi sin kare x. Şimdi bunu nereden çıkartacağız? Kos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada 1 eksi sin kare x'i istiyor. Bunu karşı tarafa gönderirsek bu özdeşliği kullanarak. Kos kare x kaldı burada. Karşı tarafa gönderdik. 1 eksi sin kare x geldi. Ben 1 eksi sin kare eksi yerine o zaman cos kare eksi yazabilirim. Dolayısıyla burası artık cos kare eksi oldu. Payda da cos kare eksi var. Sadeleşti 1 geldi. Bu kısma bakalım. Şimdi cos kare eksi eksi 1'i istiyoruz. Yine bu özdeşlikten kullanarak bu sefer 1'i diğer tarafa atarsam eğer cos kare eksi eksi 1'i elde ederim onun istediği gibi. Sin kare eksi de diğer tarafa atacağız o zaman. Eksi sin kare eksi olacak. Bunun yerine eksi sin kare x yazdım. Payda da sin kare x var. Sadeleşti. Burada eksiden dolayı eksi 1 kaldı ama. Topladığımız zaman da 0 oldu. İkinci öncül de doğru. Buraya bakalım. Sekant kare x demiş. Sekant dediğimiz ifade 1 bölü kosinüs x olduğuna göre karesini aldık. 1 bölü kos kare x. Tan kare x dediğimizde sin bölü kosun karesini aldığımız zaman sin kare x bölü kos kare x geldi. Paydalar eşit olduğuna göre burası 1 eksi sin kare x bölü kos kare x. Biz biraz önce 1 bir eksi sin kare x'in zaten kos kare x olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla buraya Cos kare x yazdığımız zaman payda da, da cos kare x var. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız yine 1 geldi. Dolayısıyla 3'ü de doğru olduğu için e şıkkı cevabımız oldu. 13. soruda 2 sin x eşittir 3 eksi 2 cos x verilmiş. Buna göre sin çarpı cos'un değerini istiyor bizden. Şimdi şöyle yapalım. Bu cos x'i diğer tarafa alırsak 2 çarpı sin x eksi hatta artı oldu. 2 çarpı cos x eşittir 3. 2 parantezini alırsak sin x artı cos x değeri 3'e eşit olacak. Her tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman sinüs x artı kosinüs x değeri 3 bölü 2 eşit. Şimdi biz çarpımlarını istiyoruz. Bunu elde etmek için şöyle yapabiliriz. Sinüs x artı kosinüs x ifadesi 3 bölü 2'ye eşitti. Bunların her iki tarafında karesini alırsak. Bu bir yöntemdir aslında. Bu ifadelerin karesini aldığımız zaman ki bunu çok kullanacaksınız soruların çözümlerinde. Burada nedir? Birincinin karesini alacağız. Sin kare x artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci diyeceğiz. Artı ikincinin karesinden de cos kare x gelecek. 3 bölü 2'nin karesinden de 9 bölü 4. Şimdi biz sin kare x artı cos kare x'in özdeşlikten dolayı 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı cos x zaten bizden de istediği buydu. Bunu elde etmiş olduk. Burada da 9 bölü 4'e eşit. Öncelikle 1'i diğer tarafa aldık. Buradan 5 bölü 4 geldi. 2 tane sin x çarpı cos x 5 bölü 4'e eşitse 2'yi de paydaya gönderdiğimiz zaman sinüs x çarpı cos x değerimiz 5 bölü 8'e eşit gelmiş oldu. 14. soruda şekilde verilen birim çemberde alfa açısı için verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi şöyle bakalım. Mesela kosinüs alfayı. Biz sonuçta buradaki DD birim çember dediği noktamız bu. Buradaki üçgeni oluşturursak birim çember dediğine göre buradaki uzunluğumuz da 1 gel gelecek. buradaki uzunluk için Buradaki a uzunluğu için biz ne deriz? Sonuçta bu alfa açısının komşusu olduğuna göre kosinüs alfa'yı alsak kosinüs alfa değerimiz komşu, komşu uzunluğu a zaten, komşu bölü hipotenüs o da 1. Kosinüs alfa 1'e eşit oldu. Bu doğru. Aynı düşünceyle sinüse bakalım. Sinüs alfa'da nedir? Yine bu üçgende karşı bölü hipotenüs olduğuna göre karşı uzunluğu da burası. Buradaki uzunluğun da c'ye eşit olduğunu söylemiş. Buradaki uzunluğumuz c. Karşısı c bölü hipotenüs uzunluğu 1'den sinüs alfa da c'ye eşit oldu. Bu da doğru. Şimdi bunların dışında şunu yazdık. Bunların dışında mesela e, buradaki tanjant ve kotanjant değerinden bahsedebiliriz. Mesela bu ifadenin şimdi karşıya sonuçta uzattığında buradaki uzunluğumuz nedir? B uzunluğu. Buradaki uzunluğumuzun tamamı zaten 1'e eşit. Şimdi burada tanjanta bakarsak tanjant alfa değerimiz için tanjant alfada neydi? Karşı bölü komşu. Karşısı buradaki uzunluğumuz 1. Komşuya baktığımız zaman ise buradaki uzunluğumuza ne verilmiş? B verilmiş. Dolayısıyla tanjant alfa değerimizin 1 bölü B olması lazım. Bu yanlış. Bunların dışında mesela şöyle yapalım. Buradaki ifademizde şimdi B ve C ifadeleri ilgili bir eşitlik de istemiş bizden. Tanjant alfayı şöyle yapalım bir de. Sonuçta nedir burası? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Sinüs alfa değerimiz C bulduk. Kosinüs alfa değerimizi A bulduk. Bu ifade tanjant alfa eşit. Tanjant alfanın da 1 bölü B olduğunu biliyoruz. Yani C bölü A ifadesi 1 bölü B'ye eşitse ters çevirdiğimiz zaman A bölü C ifadesi de B'ye eşit olacak. Evet bu da doğru. Şimdi B çarpı D 1 olduğunu söylemiş. Bunun için de şöyle yapalım. Şimdi D'yi kullanabileceğimiz D'nin uzunluğu burası olduğu göre. Yani şuradaki uzunluğun D olduğunu söylüyor. Yine alfa açısı için buradaki üçgenimizi düşünürsek. Şimdi burada karşı ve buradaki uzunluğu hipotenüs uzunluğunu şuradakini bilmiyoruz. Yani şuraya kadar olan buradaki uzunluğu bilmiyoruz. Onu kullanmıyorum yani hipotenüsü değil ama buradaki uzunluk ve buradaki uzunluğu kullanabiliriz. Sonuçta burası da bir birim. Dolayısıyla bunun için de karşı ve komşuyu kullanacak şekilde şöyle yapabiliriz. Mesela kotanjantını almış olsak veya tanjantını fark etmez. Kotanjant alfa nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü D ifadesi gelecek. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki kotanjant alfa. Biz biraz önce zaten tanjant alfanın 1 bölü B olduğunu bulduk. Tanjant alfa 1 bölü B ise kotanjant alfa nedir? Şöyle yazalım. Kotanjant alfa değerimiz de B'dir. Bunun yerine de B yazdığımız zaman B eşittir 1 bölü de içler dışlar çarpma yaparsak B çarpı D'nin de 1'e eşit olduğunu buradan bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla burada zaten yanlışı bulmuştuk. Cevabımız D şıkkı gelmişti.